Değerli basın mensuplarından bir konuda ricada bulunmak istiyorum. Arkadaşlar, haberleri yanlış yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. 2010 yılında Mayıs'ta, 2010 yılının 10 Mayıs'ında kaset komplosu vardı. Şimdi yine kaset komplosu var diye yazıyorsunuz. Bu doğru değil ki. Çünkü ortada bir kaset yok. Ortada bir görüntü yok. Ortada bir dekont yok. Bunların hepsinin sahte olduğunu, o kişilerin ben olmadığımı, o dekontların olmadığını Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Siz buna rağmen kaset komplosu falan diye yazıyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Ortada bir iftira var. Ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil, o görüntüler gerçek değil. Almışlar porno sitelerinden, benim kafamı yapıştırmışlar, fotoğraf, bunu Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Bunlar sahte dedi. Bakın, sizin de başınıza gelebilir bunlar. Ortada bir terör örgütü var. FETÖ var, PYD, FETÖ, terör örgütü var, PKK var. 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunu görmüyor musunuz? Lütfen, çok rica ediyorum, haberleri lütfen doğru yapınız. Kaset komplosu falan. Ne kaseti arkadaşlar? Ortada kaset var mı? Görüntüleri izlemediniz mi? Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Yani çok rica ediyorum, bunu düzeltmenizi istiyorum. Haysiyetimle, şerefimle oynamayın. Böyle bir görüntü yok, böyle bir dekont yok. 17 kişi gözaltında. Arkasında terör örgütü var. Yani kendimi, onurumu, şerefimi Türk devletine emanet ettim ben. Başka yapacağım bir şey yok. Ama bunları ortaya çıkartan, montaj yapan FETÖ, terör örgütü. Ama bunu yayanlar var ya, bunu yayanlar. Her birine dava açacağım. Bunu yayanlar, sırf siyasi gerekçelerle beni yıpratmak için, eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek, her birini avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsini, her birine dava açacağım. Binse bin, beş binse beş bin, on binse on bin. Böyle bir dünya yok. Ben şerefimi, onurumu Türk adaletine bıraktım. Böyle bir dünya olamaz. Böyle bir alçaklık olamaz. Yani hepsi sahtedir. Hepsi FETÖ tarafından, yurt dışından üretilmiş, Türkiye'ye servis edilmiş. Türkiye'de de siyasi gerekçelerle 50 gün boyunca bana saldırdılar. 50 gün boyunca. Allah'ından bulsunlar, diyeceğim bir şey yok. Ama mahkeme kararları ortaya çıkınca herkes görecek ki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması ortada, bulmuşlar zaten. Hepsinin sahte olduğu belli. Ama 50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa Allah da onlara onu yaşasın. Yaşatacak başka. Başka bir şey demiyorum. Efendim, adaletten çekin. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Allah devlete, millete zavallı vermesin.